Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımız vardı. Sayın Genel Başkanımız biliyorsunuz mali idare seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretleri yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de Doğu Karadeniz bölgesindeydi. Bu gezi ve gezide vatandaşlarımızın ilettiği sorunlar hakkında ilgili arkadaşımız Sayın Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcımız MYK'yı bilgilendirdi. Yine toplantımızda ekonomik krizin geldiği son nokta, sınırlarımızda artan jeostratejik risklerin durumu görüşüldü. Çanakkale'de Kaz Dağları'nda yurttaşlarımız yaşadığı yerin suyuna havasına sahip çıkmak için mücadele ediyor. Birçok genel başkan yardımcımız dahil pek çok partilimiz bugün orada. Bu konuda yine Merkez Yönetim Kurulumuzda gündeme geldi. Dün Rize'de bir sel felaketi oldu. Bir yurttaşımızın kaybolduğu bilgisi var. Kaybolan yurttaşımızın sağ salim evine dönmesini Allah'tan diliyoruz. Bugün Nusaybin'de hain terör örgütünün tuzağında 3 Mehmetçiğimiz yaralandı. Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz. Son olarak Bir Gün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoya'nın bir trafik kazasında yitirdik. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine de başsağlığı diliyoruz. Yine bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık makamının verilmesinin 98. yıl dönümü. Bu vesileyle başkomutanımızın ve Kurtuluş Savaşımızın aziz şehit ve gazilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Değerli basın mensupları, dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı yine partimiz ve Sayın Genel Başkanımız hakkında ipe sapa gelmez sözler sarf etti. Kötü söz tabii ki sahibine aittir. Atalarımızın dediği gibi uslubu beyan aynıyla insandır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üslubumuza her zaman özenliyiz. Ancak milletimizin gözünün içine bakarak bazı önemli konularda doğruların söylenmemesine de rıza göstermemiz mümkün değil. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı üzerinde Cumhurbaşkanı gömleğiyle Bursa'da bazı açılışlar yaptı. Öncelikle açılan tesislerin milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Açılışı yapılan projeler arasında İstanbul-İzmir otoyolu projesinin bir kısmı da var. Bu otoyolun geçiş ücretlerine bakınca bu hizmetten sadece bir avuç mutlu azınlığın yararlanabileceğini görüyoruz. İstanbul'dan yola çıkan bir araç bu otoyol güzergahındaki Osman Gazi Köprüsü'nü de kullanırsa İzmir'e kadar 256 lira geçiş ücreti ödeyecek. Bu sadece otoyol ve köprü ücreti. Bir de 200 liralık benzin yaktığını düşünün. Toplam ulaşım masrafı bir aracın 500 liraya buluyor. Oysa bugün İstanbul'la İzmir arasında uçak bileti 250 lira civarında. Bu güzergahtan arabayla İzmir'e gitmek, uçakla İzmir'e gitmekten iki kat daha pahalı. Yani arabada iki kişi olsa kurtarmıyor. Yine İstanbul'dan İzmir'e yük getirip götüren bir kamyonun sadece gidiş geliş otoyol masrafı 1292 lira. Buna bir de bu kamyonun yakacağı mazotun masrafını koyun. Kamyoncu bir seferde bir asgari ücret harcamak durumunda kalıyor. Oysa ulaştırma altyapısına erişim ne kadar ucuz ve kolay olursa ticaret ve sanayi sektörlerimizde o kadar olumlu etkilenir, o kadar hızlı gelişir. Şimdi İzmir ve çevresinde üretilen zeytinyağı, incir veya ayakkabı bu yoldan İstanbul'a ulaştırıldığında bunun ulaşım masrafı ne kadar olacak? Kamyoncu bu yolu kullanmaya, bu masrafı karşılamaya gücü yetecek mi? Tedarik zincirindeki maliyetleri düşürelim diyoruz. Tedarik zincirindeki maliyetleri arttırıyoruz. Milletimiz önceki iktidarların yaptığı yollardan geçerken ne ödüyor? Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor denerek AKP döneminde yapılan bu otoyollardan geçerken ne ediyor? Bir de buna bakmak lazım. Bir kıyas olsun diye Ankara ile İstanbul arası yaklaşık 450 kilometre bu yoldaki masrafları ele alalım. Bu bir eski otoyol
ve köprüler var üzerinde eğer Avrupa tarafına geçecekseniz. Arabayla Ankara ve İstanbul'u birbirine bağlayan otoyolu kullanırsak 25 lira ödüyoruz. Yine Avrupa yakasına birinci ve ikinci köprüden geçersek ödeyeceğimiz ücret 8 lira 75 kuruş. Yani 34 liraya Ankara'dan İstanbul'un Avrupa yakasına ulaşabiliyoruz. Mesafe yaklaşık 450 kilometre. Kamyoncuysanız bu güzergahta ödeyeceğiniz otoyol ücreti 49 lira 75 kuruş, köprü ücreti de 49 lira. Ankara'dan İstanbul Avrupa yakasına giden bir kamyonun ödeyeceği toplam ücret yaklaşık 99 lira, 100 lira bile değil. İstanbul-İzmir arasında aynı kamyonun ödeyeceği ücret ise yeni yapılan yolda 646 lira. 99 lira nerede? 646 lira nerede? İki güzergah arasındaki mesafe aynı olmasına rağmen İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti Ankara'dan İstanbul'a gitmenin maliyetinin 7 katı. Peki aradaki fark nereden geliyor? Açık söyleyeyim, otoyolların işletme ve finansman modellerindeki farklılıktan geliyor. Birini devlet yapmış işletiyor, diğeri kamu özel işbirliği denerek yandaş tarafından yapılmış ve yandaş tarafından işletiliyor. İkinci olarak devletin doğrudan yaptığı ve işlettiği köprüye ve otoyola milletimiz sadece ve sadece o yoldan geçtiğinde, o köprüden geçtiğinde para veriyor. Oysa kamu özel işbirliği modeliyle yapılan köprüye ve otoyola millet aslında geçse de geçmese de para ödüyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi projelerinde tam bir deli dumrul tarifesi uygulanıyor. Biz bunları gündeme getirince de sarayın kibirli adamı kızıyor. Bizleri iş bilmezlikle suçluyor, kendi kasasından bir kuruş çıkmıyor diyor. Doğrudur, bu paralar sarayın ve yandaşların kasasından çıkmıyor. Ama milletin cebinden ve devletin hazinesinden çıkıyor. Milletimiz geçmediği köprü, yatmadığı hastane için geçen yıl vergileriyle bütçeden 6 milyar lira ödemiş. Bu yıl ise bütçeye konan rakam 9,7 milyar Türk lirası. 2020'de geçilmeyen köprü ve yatılmayan hastaneler için bütçeden ödenecek tutarın 20,3 milyar liraya yükseleceği tahmin ediliyor. Yine 2021'de aynı harcamalar için ödenecek tutar tahmini ise 23,5 milyar lira. Bu bütçenin 3 yıllık tahmini içinde rakamların arkasına gizlenmiş olan bir takım verileri toplayarak çıkartarak TÜSİAD'ın bütçe izleme raporunda tespit edilmiş büyüklükler. Şimdi bu rakamlara bir de Devlet Hava Meydanları işletmesinin havaalanları için verdiği yolcu garantileri karşılığında yaptığı ödemeler dahil değil. Hava Meydanları işletmesi KİT. Bu nedenle onun kendi bütçesi var. Buradan yapılan ödemeler eğer hazineye muhtaç hale gelmezse sadece orada gözüküyor. Hazineye muhtaç hale geldiğinde de sermaye olarak kendisine para verilir. Bir de soruyoruz biz de nedir bu verdiğiniz yolcu garantilerinin miktarı? Cevap veriyorlar. Sözleşmenin gizliliği vardır. Bu nedenle bu rakamları veremeyiz. Şimdi İstanbul-İzmir otoyolu için hazinenin kefil olduğu dış kredi miktarı 4 milyar 956 milyon 312 bin 328 dolar. Yani yaklaşık 5 milyar dolar. Yine bu otoyol üzerindeki güzergahlarda günlük 17 bin ile 40 bin arasında araç geçecek diye bu şirketlere garanti verilmiş. Eğer araç sayısı bunun altına düşerse aradaki farkı devlet karşılıyor. Bu araçlar demek ki 40 bin araç geçse de geçmese de bu para ödeniyor. Geçiyorsa geçen ödüyor, geçmiyorsa devlet ödüyor. Bu projelerin dış finansmanına garantiyi kim veriyor? Devlet veriyor. Yolcu, araç, hasta garantisini devlet veriyor. Bu kadar garantiden sonra geliri yandaş cebine indiriyor. Ondan sonra da dönüp
Buna risk paylaşımı diyorlar. Kamu özel işbirliği risk paylaşımı. Burada risk milletin, kâr da yandaşın arkadaşlar. Bunun adı milletin cebinden yandaşları daha da zengin etme operasyonudur. Madem bu modelin dünyaya örnek olduğunu iddia ediyorsunuz, neden ihale sözleşmelerini açıklamıyorsunuz? Neden verilen yolcu, araç ve hasta garantilerinin her bir proje için kalem kalem ne kadar olduğunu açıklamıyorsunuz? Bu garantilere konu yolcu, araç ve hasta sayılarının gün gün ne kadarının karşılandığını, ne kadarının bütçeye yük olarak geleceğini milletle neden paylaşmıyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Madem bu projeler çok iyi. Rakamları neden kurum bütçelerinin kuytusuna, köşesine saklıyorsunuz da araştırma kuruluşları oturuyorlar, toplu iğneyle kuyu kazar gibi bu rakamları araştırıp çıkartmaya çalışıyorlar? Değerli basın mensupları, yap işlet devret modeli Erdoğan'ın bulduğu bir finansman modeli değildir. Bunu bulup Türkiye'ye getiren rahmetli Özal'dır. Ama bu modeli alabildiğine istismar edip yandaşa para kazandırmak için milletin çoluğunun çocuğunun geleceğine ipotek koyan da Erdoğan'dır. Yandaşlarına ihale verir ama ihale sözleşmelerini milletten saklar. Yap işlet devlet modeliyle yatırım yapıyoruz, milletin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak der. Ama verdiği her büyük ihale için milletin kesesinden hem de bol keseden dolara endeksli garantiler verir. Bunlar da yetmeyince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin milletvekillerine verdirdiği torba kanunla şehir hastanelerinin sözleşmelerini yeniden gözden geçirme yetkisi alır. Sağlık reformu deyip kimse hastanelerde para ödemeyecek der. Bugün hastanelerde değişik adlar altında vatandaş 14 çeşit para öder. En büyük ihaleleri bu milletin anasına küfredenler alır. Yaptığın sözleşmeleri görelim deyince de gizlidir derler. Devlet böyle yönetilmez. Zaten yönetilmiyor da. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Bu projeler 3-5 yandaş havuz müteahhidinin zenginliğine zenginlik katmak için tüy bitmemiş yetimin 3 kuruşunu hortumlayan beyaz fillerdir. Dün Erdoğan Ziya Paşa'nın meşhur sözünü tekrarlamış. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bakalım milletin çoluğunun çocuğunun rızkını geleceğini çalıp bitiren bu beyaz filler ileride nasıl hatırlanacak? Buna sebep olanlar duayla mı yoksa bedduayla mı anılacak? Tarih bunları elbette yazacak. Değerli basın mensupları, damadın harikalar diyarından anlattığı ekonomi masallarının milleti ikna etmediğini görmüş olacak ki dün kayınpederi aynı masalları anlatmaya devam etti. Sanayi üretiminden istihdama kadar tüm göstergelerde olumlu yönde bir yükseliş varmış. Demek ki saraydan millete dürbünün tersiyle bakınca her şey toz pembe gözüküyor. Madem işler toparlanmaya başladı, istihdam artışa geçti, neden Sosyal Güvenlik Kurumunuz 8 aydır sigortalı sayılarını açıklamıyor? 8 aydır bu verilere neden karartma uygulanıyor? Neden çekiniyorsunuz? Kayıtlı istihdamdaki kayıplar sanılandan çok daha büyük de onu mu saklamaya, gizlemeye çalışıyorsunuz? Rakamları karartarak, rakamlarla oynayarak nereye kadar gidebileceğinizi zannediyorsunuz? Millet rakamlara bakmıyor ki, yaşıyor bunlar. Temmuz bitti, Ağustos geldi. Temmuz ayına ait öncü göstergeler iyi başlamamıştı. Ekonomik güven, tüketici güveni ve reel kesim güveni Temmuz'da düştü. Yine imalat sanayi üretimi için önemli bir öncü gösterge olan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi yeniden geriledi. Seçimlerin bitmesiyle zamlar gümbür gümbür geliyor. Elektriğe yapılan %14,98, detaylı söylüyorum. Zamdan sonra yaz günü kışa hazırlık için iktidar doğalgazın fiyatını da %14,97 arttırdı. Her ne hikmetse bu 15 olmuyor. Vatandaşın almak zorunda olduğu bu malların fiyatlarına yapılan zamlar adeta perakende işletmecilerin malı satabilmek için yaptığı böyle 20'nin altında 99, 98 bu tür zamlara benziyor.
Zamlardan efkarlanan millete bir darbede en son sigara zammıyla vuruldu. Hem doğalgaz hem de sigara zamları da özellikle Ağustos ayında yapıldı ki Temmuz enflasyonu etkilenmesin. Faizin indirildiği ay enflasyon azmasın. AKP Genel Başkanı'nın enflasyon faiz teorisi, kendinden menkul enflasyon faiz teorisi doğrulansın. Bugün sabah Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Gördük ki tüm bu çabalara rağmen, enflasyonu düşük gösterme çabalarına rağmen Temmuz'da aylık enflasyon %1,36 olmuş. Bu mevcut enflasyon serisinde Temmuz ayları itibariyle en yüksek Temmuz ayı enflasyonu, rekor. 12 aylık enflasyon da Temmuz'da %16,7 olmuş. Bu da 12 aylık olarak baktığımızda en yüksek Temmuz ayı enflasyonu. Çekirdek enflasyondaki aylık artış %2 civarında, yani tüketici fiyatlarındaki artıştan çok daha fazla. Faiz indi ama enflasyon daha ilk aydan rekor kırdı. Umutlar Ağustos ve Eylül'deki baz etkisine kaldı. Yani geçen yılki yüksek artışların bu yılın artışlarını düşük göstermesi bekleniyor. Tabii bu rakamlar TÜİK'in makyajlı enflasyon rakamları. Yurttaşlarımızın mutfağındaki enflasyon bundan çok daha büyük. Bunu her gün sizlerin kanallarında görüyoruz, seyrediyoruz zaten. Yaz ortasındayız. Domatesin, biberin, meyvenin ucuzladığı aylardayız. Ama yurttaşlarımızın en temel gıda maddelerinde çok ciddi fiyat artışları olduğu dikkati çekiyor. Temmuz'da tek bir ayda, sadece tek bir ayda şekerin fiyatı %12 artmış. Sarımsağın fiyatı %11 artmış. Elmanın fiyatı %8, domatesin fiyatı %8, Charleston biberin, kayısının, çayın fiyatı da %7 artmış. Özetle mutfaktaki yangın hız kesmiyor, her gün biraz daha büyüyor. Herhalde önümüzde bir seçim olsa bu iktidar yaz gününde de tanzim satış mağazalarını kurar. Enflasyon göstergelerinde izaha muhtaç ilginç gelişmeler de olmuyor değil bu arada. Elektriğe Temmuz başında %15 civarında zam gelmesine rağmen üretici fiyatları Temmuz'da %1 geriliyor. Yani sanayici elektrik fiyatlarındaki artışı ürettiği malın fiyatına yansıtamamış. Mevcut veriler gevşeyip rahatlamak için henüz çok erken olduğunu bize gösteriyor. Ama dediğim gibi hem damat hem kayınpeder reklamlara geçmişler, harikalar diyarında gezinmeye başlamışlar. Buradan açıkça soruyorum. Ekonomide aspirin tedavisi ve pansuman dışında dişe dokunur hangi tedbirleri aldığınızda düzelme bekliyorsunuz? Tam bir yıl önce önerdiğimiz 13 maddelik radikal çözüm paketinin 13 maddesinden bir tanesini bile uygulamaya geçirmediniz. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın tek adam olma hevesinin milletimize maliyetini anlatıp duruyoruz. Gelecek günlerde bununla ilgili bir çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacağız. Anlaşılan Erdoğan 2023 hedeflerinin iktidarın ülkeyi yönetememesi nedeniyle artık hayal olmasından ve bunun Sayın Genel Başkanımız tarafından milletimize anlatılmasından son derece rahatsız olmuş. Ama şunu söyleyelim. Biz yalana karşı hakikatle mücadele etmeye devam edeceğiz. 2023 için 25 bin dolar olacak dedikleri kişi başına gelir 12.484 dolara planda indirildi mi, indirilmedi mi? İndirildi. Peki bu planda, meclise giden bu plan dokümanında kimin imzası var arkadaşlar? Erdoğan'ın imzası var. Peki 2013'te kişi başına düşen gelir, yani bundan tam 5 yıl önce, hatta 6 yıl önce kişi başına düşen gelir 12.480 dolar mıydı, değil miydi? 10 yılda şimdi diyorsunuz ki bundan sonra da 2023'e kadar tam 10 yıl var, 2013-2023 arasında 10 yılda kişi başına gelir, yani gelirimiz
Yıllık gelirimiz, gerçi bu geliri de görenimiz yok ama kişi başına gelirimiz 4 dolar artacakmış. Bunun neresine başarı diyeceğiz? İlk 10 ekonomiye gireceğiz türküleri söylediler 2023'te. Şimdi Türkiye'yi ilk 20 ekonomi arasından düşecek noktaya kadar getirmiş bulunuyorlar. Sıkışınca da biz beceremedik diyemiyorlar. Dışarıdan saldırı oldu, dış güçler yaptı diye bağırmaya başlıyorlar. Ülkeyi sıcak baronlarına teslim edip emir alır hale getireceksin, sonra da beni dövdüler deyip ağlayacaksın. Tabii sarayın etrafındaki mutlu bir sosyete çift dikiş maaşlar, ballı yönetim kurulu üyelikleriyle günlerini gün ederken milletin çocukları işsiz, Allah'tan korkmayanlar kuldan utanmıyor. Bunlar haber olunca da millete tehditler ve hakaretler başlıyor. Ne diyelim? Bu devran böyle dönmez. Milletimizin kendinden kopanlara en güzel cevabı günü geldiğinde sandıkta verdiğini en son seçimlerde gördük. Değerli basın mensupları, ekonomide sıkıştıkça Erdoğan İstanbul seçimlerinde unuttuğu Fırat'ın doğusuna müdahale kartını masaya getiriyor. Hayrola, ufukta bir seçim mi var? Yoksa partide dağılan safları sıkılaştırmak için bu kart mı oynanıyor? Baştan itibaren Orta Doğu'nun meselesi Orta Doğu devletleri tarafından çözülmelidir diyoruz. Hep bunu söyledik. Türkiye ancak bu şekilde Müslüman'ın Müslüman'ı kırdığı Orta Doğu bataklığından kurtulur ve bölgeye barışı getirir diyoruz. Türkiye Esad'la Rusya üzerinden konuşarak, Mısır'la kavga ederek Orta Doğu'yu büyük devletlerin oyun alanı haline getiriyor diyoruz. Kendi silah fabrikalarını Katar'a satanların Türkiye'nin çıkarlarını ne kadar savunacakları konusunda çok ciddi endişelerimiz olduğunu sürekli dile getiriyoruz. Milletimizin güvenliği için tamam, her türlü tedbir alınmalıdır. Ancak Suriye sorununun köklü çözümü Suriye'nin toprak bütünlüğünü dikkate alan, diyaloğa dayalı, barışçı bir yaklaşımda aranmalıdır. Bugüne kadar savaşlar hiçbir topluma fayda getirmemiştir, bundan sonra da getirmeyecektir. İktidar artık dış politikayı iç politika malzemesi haline getirmekten vazgeçmelidir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Evet, buyurun. Bu operasyona dönük tavır, bu operasyonlara dönük tavrımızı biraz önce yaptığım, açıkladığım cümlelerde bence çok net açıkladım diye tahmin ediyorum. Onun için buna ilave edecek başka bir husus yok. Evet. Efendim, az önce siz de değindiniz Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına. Cumhurbaşkanı şöyle ifadeleri var ya, işte devletle ilgili. Firmanın ne harcadığı değil, bizim aldığımız hizmini ve ne ödediğimiz önemli. Biz bir şey ödemiyoruz dedi. Yani hiçbir şey harcama yapmadığınız, siz de biraz önce dinlerdiniz ve bunun üzerine cümlelerimiz var. Ama bir şey ödemedik diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve devlet eğer bunları yapsaydı diyor, bırakın 10 taneyi hastanelerden bahsederek 2-3 tanesini bitiremezdi diyor. Şimdi bakın çok net söylüyorum. Hiçbir şey harcamıyoruz diyorlar. Geçen yıl 6 milyar harcandı. 6 milyar kullanılmayan yol, yatılmayan hastane için verildi. Bu yıl 9-10'da 7 milyar harcanacak. Ne için? Milletin yatmadığı hastane, kullanmadığı yol için verilecek. Önümüzdeki yıl bu kaç olacak? 20 milyar Türk lirasını geçecek. Şimdi bunlar bedava mı oluyor? Arkadaşlar, yap işlet devret bir finansman modelidir. Sonunda bunun da parası milletin cebinden, devletin hazinesinden çıkar. Ama şimdi siz çıkıp da milletin gözünün içine baka baka buna 5 kuruş para harcanmadı, siz bu işlerden anlamıyorsunuz dediğiniz zaman
Kimse kusura bakmasın, biz bu işlerden iyi anlarız. Biz bu işlerin dersini de veririz. Bir sorum daha olacak efendim. Sağlık Hizmeti Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi var. Dolayısıyla bu genelgeyle özel hastanelere ileri düzeyde hastaneler tanımı getiriliyor. Böyle de Türkiye'de bir tane hastane varmış. O da Sağlık Bakanı'nın kurucusu olduğu hastane. Bununla ilgili değerlendirmeniz. Şimdi ileri düzeyde hastane tanımını kim getiriyor? Sağlık Bakanlığı getiriyor. İleri düzeyde hastane tanımına uygun Türkiye'de bir tane hastane var. O kimin? Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu hastane. Arkadaşlar, Türkiye'de her iş böyle gidiyor. Kendileri pişiriyorlar, kendileri yiyorlar. Böyle şey olmaz. Yani siz bir düzenleme getireceksiniz ve o düzenlemeden sadece sizin kurucusu olduğunuz tesis yararlanacak. Bunu milletin vicdanı kabul etmez. Efendim, erken seçimle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı nedir? Az önce siz de özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon konusunda bir değerlendirmeniz oldu. Bu konudaki yaklaşım nedir? Erken seçim konusundaki yaklaşımımız baştan itibaren son derece açık. Biz bir erken seçim peşinde değiliz. Ama öyle görüyoruz ki iktidar bir telaş içinde. Biz de soruyoruz, yani durduk yerde bu kartı sallamaya başladığın zaman, hem de iç politika, yani bir şey yapacaksan yaparsın dış politikada. Bunu tutup da iç politikaya malzeme yapmaya kalktığınız zaman, o zaman bunu bir başka amaçla kullanıyorsunuz demektir. Ben de biz de diyoruz ki bunun iki amacı olabilir. Ya şu anda partisi dağılıyor, Erdoğan'ın partisi dağılmak üzere. Bunu bir arada tutabilmek için bu kartı oynuyor. Ya da artık bu işi götüremeyeceğini anladı. Bir an önce bir erken seçime gitmek ve bu işten kaçmak için bu tür kartları oynuyor diyoruz. Çünkü ekonomiyle ilgili olarak milletin taleplerine, ihtiyaçlarına, özlemlerine cevap verebilme noktasından artık uzaklaştı. O zaman ne yapacak? Başka argümanları, başka gerekçeleri kullanacak. Evet, teşekkür ediyorum.